Merhaba hanımlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bu güzel yazmamın kenarında kanat yapımlarını göstereceğim. İğne oyası kanat yapımını anlatacağım. Yine bir diğer çeşidi olan pırpırlı kanadı da yapacağız. İnanın çok isteniyor. Ben de göz ardı edemeyeceğim. Yeni başlayanlar var. Sizden öğrenebiliyoruz, kolay anlatıyorsunuz, güzel anlatıyorsunuz diyenler var. Bugün de yine kanat yapımını anlatalım. Sonraki videolarda da yine yeni başlayanlar için kuyumcu kafeslerini anlatırız. Yine pırpırlı kuyumcu kafesini anlatırız. Sırayla böyle aralıklı bir şekilde kademe kademe iğne oyasının yapımlarını anlatmaya çalışacağım. Bugün de kanat yapımını anlatalım. Yeşil ipimi kullanacağım zemininde. Şimdi kanatlara da başlamadan önce burada da ip eklemeyi de gösterelim. Kaçıranlar oluyor. Birileri denk gelirse bunu da görebilir. Hemen burada ipimi iğneme takıyorum. Şöyle küçük bir pay bıraktım. Buradan iğnem sağ elimde. Ben solak değilim. İğnemi sağ elimle tutuyorum. Ben sağ elimle iğneyi tutarak sağ taraftan sol tarafa iğne oyası yapıyorum. Şimdi sol elimin baş parmağıyla işaret parmağının dışarısından bir tur ipimi sardırdım. İçerisinden geçerek şöyle iğnemin dibinden bir tane düğüm atıyorum. Bunu da çekelim. Sonra ipimi alarak şöyle biraz da küçülteyim. Alanı iki uçtan gerdiriyorum. İpin kıvamı nasıl uzuyor bakın. Şu an böyle bakın. Elimi çektiğimde ip uzayacak. Biraz daha uzadı ip. Ve daha kolay çalışabiliyoruz. Hemen buradan ipimi de düğümleyeyim. Ve burada da düğümü nasıl sakladığımı tekrar anlatayım. İki defa doluyoruz. Bu kısımda kalan parçamı yavaş yavaş çekerek çok küçük bir miktar ucu kalıyor. Bakın o kısmı bu iki kere doladığım düğümün arasına sakladım. Hem daha güzel görünüyor hem de makas kullanmamış oluyoruz. Şimdi burada ilk olarak kanat yapımını anlatalım. Zürafayı yaparak geriye dönüyorum. Geriye dönerken de yine başa kadar gelmiş oluyorum. Buradaki düğümün üzerine denk getirdim. Şimdi kanadımızı yapmak için bir pırpır ile başlıyoruz. Bu kanatta düğümü bir defa dolayacağım. Bir de iki defa doladığımda nasıl görünüyor onu da göreceğiz. Tepeye çıktım. Aşağıya iniyoruz. İnerken aralığımı fazla açmıyorum. Tekrar geriye çıkıyorum. Bu yukarıya çıktığımızda da ipimizi örneğin şöyle bol falan bırakmayın. Çıktığınız gibi şuralardan görünmesin. Şöyle kalmasın. Bakın böyle bir boşluğu kalmasın. Ne yapıyoruz? Düz bir şekilde pay kalmadan yukarıya alıyorum ipimi. Ben çok çektiriyorum ve bunun da kanadın şeklinin daha uzun süre kaldığını görebiliyorum. Tekrar inelim aşağıya. Bakın çok az bir boşluk bıraktım arada. Boşluğu çok bırakırsanız kanadınızı kontrol etmeniz zor olacaktır. Yine yukarı çıkıyorum. İpim de düz bir şekilde yukarı çıktı. Hiçbir boşluk yok arasında. Tekrar şu anki boşluğumu fazla görüyorum. Birazını alacağım. Bakın. 3 tane düğümü olan bir yaprak yaptım. Bir sıra daha çıkalım. Bakın. Şu arada bir boşluk kalıyor. Düğümümü hemen şöyle yaklaştırıyorum kanat kısmına.
Kanat sayısını bu. Mesela ben burada 4 tane kat çıkmış oldum. Bu sayıyı ne kadar arttırırsanız kanadınızı kontrol etmeniz zor olur. Şuradan da son olarak bir yukarı çektiriyorum iğnemle. Evet, bu şekilde yaptık. Şimdi devam edelim. Tekrar dönüyorum. Yine bir tane küçük pırpırla başlıyorum kanat yapımına. Yukarıya çıkıyorum tekrar. Bu kanadımda bir düğümle yapacağım. Sonrasında bir de iki düğümle yapılanı da göstereceğim. Hemen aşağıya iniyorum. Küçük bir sinek kanadı oluştu şimdi. Tekrar tekrar yukarıya çıkarak kanatımızı büyütüyoruz. Çok güzel sıkıyorum ben. Kuvvetli sıkıyorum ama bu sıkma esnasında elimi, parmaklarımı kesinlikle kestirmiyorum. Doğru çekmek de çok önemli. Yanlış çekerseniz parmağınızı kestirebilirsiniz. Aralarını çok açmadan iniyoruz. İnerken de dediğim gibi güzel bir pay bırakarak inelim. Güzelce sıktım tekrardan ve şuradan bir iğne geçiriyorum. Yukarıya bir baskı uygulayarak o kısmı daha kalıp haline getiriyorum bu şekilde. Bakın, bir de diğer yüzünden göstereyim diğer yöne gidenler için. Tersinden de görünümü bu şekilde çok şirin bir kanat oldu. Şimdi bu kısımdan sonra iki tane de şöyle iki düğüm atarak kanat yapalım. Hani aradaki farklarını görelim. Ben yerine göre iki doluyorum ipime iğneye, yerine göre tek doluyorum. Bunu kendim ayarlıyorum. Kendi görüşlerime göre devam ettiriyorum burayı. Bu kısımda tekrar dönelim. Yine küçük bir pırpır yapıyorum. Burada İki kere dolayacağım ipimi. 1, 2. Bakalım nasıl görünecek. Tabii bu iki dolamaları sadece tepede uyguluyorum. Aşağıya inerken kesinlikle uygulamıyorum. 1, 2. Bakın aşağıya inerken sadece bir defa. İki dolamıyoruz aşağıya inişlerde. Tekrar yukarıya çıkalım. Arasındaki farkı görmek için yapıyoruz bunu. Duruşunu görürüz. Buna göre de nerede iki dolayalım, nerede bir dolayalım modeline göre değişir bu da. Bunu görmenizi sağlayacağım. İnşallah anlaşılır. Tekrar bir tane daha çıkalım. Bu da dört düğümlü olsun. Ben kendim kanatlarda tek dolarım. Hiç iki doladığımı pek hatırlamıyorum yani. Dolamam herhalde ki. Genelde tek düğüm kullanıyorum kanatlarda. Yine bunun da asılıyorum tepesinden yukarıya. Devam edelim. Bakın iki kere düğüm attığımız için her halükarda diğerinden bir tık
daha yüksek olacaktır. Bir de diğer yüzünden tutayım. Bak düğümler, bakın daha belirgin iki düğümlerde. Kendini daha fazla gösteriyor düğüm kısımları. Bir tane daha iki düğümlü kanat yapacağım. Sonrasında pırpırlı kanatları göstereceğim. Küçük pırpır yaptık. Yukarıya çıkıp iki kere ipimizi iğneye doladık. İnerken kesinlikle bir düğüm atıyoruz. Tekrar yukarı çıkıyorum. 1, 2. Aşağı inerken bir düğüm. Yukarı çıkarken bir, iki düğüm. İnerken araları fazla açık bırakmayın. Kanatlarınızı kontrol edemezsiniz. Çok zorlanırsınız. Bu benim için de geçerli. Yeni başlamanızla alakası yok. Bu benim için de geçerli. Aralarını ne kadar boş bırakırsam ve sayısını ne kadar arttırırsam kanadın, kontrol etmem o kadar zorlaşır. Benim anladığım kadarıyla 5'ten sonra kontrolü zor oluyor. Şeklini düzenli tutabilmek zorlaşıyor. Bakın iki tane çift dolayarak yaptık ipimizi. Bu kısımda da pırpırlı kanadı anlatacağım ve burada bir de ip eklemeyi de gösterelim. İpimiz kısalmışken tekrar şuradan gösterelim. Şu ikisi tek düğümlü, şu ikisi çift düğümlü. Hemen diğer yüzünden de gösterelim. Tek düğümlü, çift düğümlü. Şimdi ipimi tekrar takayım. İp eklemeyi göstereyim. İpimi buradan kestim. Şöyle gidiş yönümün tersine geriye aldım. Yeni ipimi de bunun üzerine getiriyorum. Eski ipim altta kalacak. Yeni ipimi yine burayı da çift dolarsak düğümünüz çözülmez. Ben tek doluyorum genelde ama sizlere ben yine çift göstereyim. Sizler öyle yapın. Bir tane de pırpır yapayım. Sonrasında eski ipimi keseceğim. Eski ipi iyice tutmasını istiyorum. Herhangi bir çıkma olmaması adına. Şimdi kalan eski ipimi tam olarak dibinden kesebilirim. Herhangi bir çıkma olmayacaktır. Burada artık herhangi bir kopma olmamış gibi, ipimiz hiç bitmemiş gibi devam edebiliriz. Burada pırpırlı kanatlar göstereyim. Kenardan hemen bir küçük pırpır bırakalım. Çok kuvvetli sıkıyorum ki kanadımı kenara tam olarak güzelce alabileyim. Tekrar iniyorum. Burada yine çok fazla açmadan arayı, inerken arayı da çok fazla açmıyoruz. Yine düz bir şekilde yukarıya çıkıyorum. Çıktığım ipimde herhangi bir bol bir kısım yok. Gevşeklik olmayacak. Düz bir şekilde yukarı çıkıyoruz. Tekrar küçük pırpırımızı buraya da bırakalım. Bakın düğümü sıkarken yine bir önceki pırpırıma geriye doğru çekiyorum ki bir araya gelebilsinler. Yine aşağıya ineyim. Arasını fazla açmadan devam ediyorum. Arada da ipimi yine gerdiriyorum. Çünkü birbirine dolaşmaya başlıyorlar. Gerdirdiğimde tekrardan güzel bir kıvam alıyor. Yukarı çıktım. Kuvvetli sıktım.
Pırpırımı güzelce sıkıyorum. Yine geriye doğru yaslıyorum. Yine fazla pay açmadan indim tekrardan. Bunu da 3 yapraklı yapalım. Tekrardan bir tane daha yapalım. Yine geriye döndük. Küçük pırpırla başladım. Tepeyi de bıraktık. Küçük pırpırımızı tekrar aşağı iniyoruz. Hiç aralarının gereksiz yere açılmasına izin vermiyorum ben. Pırpırımı yaptım ve bir önceki pırpırıma yaklaştırmak için oraya doğru, geriye doğru kuvvetlice sıkıyorum. Araları açık olmasın pırpırların birbirine olan uzaklığı. Örneğin şöyle bir görüntüye sahip olmasın. Şöyle bir görüntüsü olmasın tabii ki. Yine düz bir şekilde ikisi de simetrik olarak aynı yöne, aynı aralıkta olmalı. Ki daha güzel görünsün tabii ki. Yine aşağıya indim. Tekrar bakın yukarı çıkarken hiç kontrol elden bırakmadan bakın düz bir şekilde bu çıktığım ipimi de düz bir şekilde ayarlıyorum. Kuvvetlice sıkıyorum. Kuvvetlice sıkmak zorunda mısınız? Hayır, ama bu benim tekniğim. Yapış yöntemim böyle. Kızanlar da olabiliyor sanırım. Pat pat sürekli çektirmeyin, çok sinir bozucu diyenler de oluyor. Saygı duyuyorum ama yapacak bir şey yok. Böyle yapıyorum. Kasten sinir bozucu olsun diye yaptığım bir durum değil tabii ki. Evet, pırpırlarımızı birbirine yaklaştırdık. Şimdi buradan da tekrar inerek burayı bitirelim. İnerken de güzel bir kıvamda inmeliyiz ki son dokunuş olduğu için yaprağımızı gerçekten güzel gösteren bir kısım o indiğimiz bölümde. Kanatlarımızın yapımını bu şekilde anlatmaya çalıştım. Bakın 3 çeşit kanat yaptık. İkisi tek düğümle yapılmış, ikisi çift düğümle yapılmış, diğer ikisi de pırpırlı bir kanat. Hemen tersinden de tutalım. Evet, bu şekilde şu kısımdan hemen kolay bir örnek de hazırlayabilirsiniz. Mesela hemen farklı bir iple ufacık bir göstereyim o kısmı. Hemen burada hardal sarısı rengimi aldım. Şöyle kanadınızın tepesinden düğümleyin. Yeni başlayanlar böyle zarif bir modelde hazırlayabilir. Tepeden düğümledim. Buraya iki tane yine aynı boylarda pırpır yapalım. Birazdan büyük yapayım ki biraz kendini göstersin. Sarı kısım. Bakın tepeye böyle iki tane de pırpır yaparak bir model oluşturabilirsiniz. Pırpır bittikten sonra yine tepeye, kanatın tepesini güzelce toparlayın pırpırı.
Bakın bir tane daha şuraya yapalım. İpimiz kaçtı. Yavaş yavaş çekiyorum. Kuvvetli bir düğüm atarak dipten kesiyorum. Sonrasında parmaklarımla kanadımın tepesini toparlıyorum. Evet, bu şekilde de böyle kolay zarif bir modelde ayarlayabilirsiniz. Tabi aralarını sizler yaparsanız böyle bir şey. Tabi daha fazla açın. 5 tane bırakabilirsiniz arayı. Bugünkü videomu bu şekilde tamamlamış oldum hanımlar. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Özellikle yeni başlayanlar için. Bugün de selamlarımızı kime göndereceğiz? Ceyda Özyurt Hanım'a çok çok sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum. Desteklerinden ötürü kendisine çok teşekkür ederim. Yine beni izleyen her birinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.